AKP kutuplaştırma siyasetine devam ettiği müddetçe oy kaybı yaşanmaya devam edecek. Çünkü vatandaş artık kutuplaştırma siyasetiyle veya yapay gündemlerle oyalanmıyor. Mega Kanal İstanbul projesiyle de vatandaşın büyük bir bölümü ilgilenmiyor. Yapılan anketlerde de vatandaşın zaten tek sıkıntısının geçim olduğu apaçık ortada. Anket firmalarının ötesinde bir de Kadir Has Üniversitesi toplumun nabzını tutmuş. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptırmış olduğu ankete göre de sonuçlar oldukça Cumhur İttifakı açısından düşündürücü. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bugün seçim olsa AKP %40, MHP ise %8 oy alabiliyor. İki partinin toplamı %50'yi bulamıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre AKP son iki seçimde aldığı oydan yüzde iki buçukluk kaybı yaşamış. MHP ise barajı geçecek oy oranına ulaşamamış. İki partinin toplam oyu %50'yi bulamıyor dedik. Bu araştırma şu şekilde. 2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri kişilerle yapılıyormuş. Anketin künyesi bu şekilde. Evet, araştırmaya göre kararsızlar dağıtılınca AKP %40,2, CHP %33, HDP %9,2, MHP %8,3, İYİ Parti'de %8,1 oy alabiliyormuş. Ankette fark ettiyseniz Davutoğlu'nun partisi ve Babacan'ın partisine yer verilmemiş. Bir diğer sonuç da şu şekilde. Toplumun %50'si kitap okumuyormuş. %73,5'i tiyatroya gitmiyormuş. %38'i de sinemaya gitmiyormuş. İnternetten her şeyi izliyorlar. Sinema fiyatları biraz yüksek geliyor. Faturaları ödedi kirayı ödedi. Markete pazara gitti. E çocuğa sinema parası verecek para mı kalıyor asgari ücretle geçinen insanlara? Yoksulluk sınırının altında asgari ücretle geçinen kesim var. Üniversiteli gençlerin işte büyük bir bölümü sinemaya giderse gidebiliyor. Gidemezse gidemiyor. Bir video izledim geçen de bağcılardaki çöpleri karıştırıyorlar. Daha işte normal şeyler yenilmiş işte cipsdir, çikolatadır vesaire. Etilerdeki çöpleri karıştırıyorlar. Çok lüks lüks kahvelerin paketleri vesaire çıkıyor. Yani her yer etilerden ibaret değil Türkiye'nin geneli. Bağcılar gibi. Böyle bir gerçek var. Bağcılar ekonomisi gibi. Oradaki insanlara gidip oranın nabzını tutacaksınız. Diyeceksiniz ki işte geçinebiliyor musun? Aldığın maaşla sinemaya gidebiliyor musun? Faturan ödedin, elektriğini ödedin, markete, pazara gittin çocuğuna hadi sinemaya git oğlum, hadi sinemaya git kızım diyebiliyor musun? E diyemiyoruz. O yüzden CHP'nin yapması gereken ne biliyor musunuz? Millet İttifakı'nın yapması gereken daha fazla milletin içerisine çıkmak ve özellikle AKP'nin en güçlü olduğu illere gitmek, en güçlü olduğu ilçelere gitmek, CHP'nin, iyi Parti'nin oy alamadığı yerleri ziyaret etmek. Tabanda bir kayma var, tabanda bir erime var. Ama muhalefet o kadar beceriksiz ve vizyonsuz ki geldiğimiz bu noktada 16-17 yıldır AKP iktidarını sadece ve sadece muhalefetin beceriksizliğine borçlu. Vatandaş ne yapsın yani? Bugün sıkıntısını, problemlerini anlatabileceği bir bakan, bir ekran, bir gazete bulamıyor, bir radyo bulamıyor. Bir milletvekili bulamıyor. O zaman ne yapacaksın muhalefet olarak? Yarın seçim olacakmış gibi her gün Türkiye'yi karış karış gezeceksiniz. Bakın göreceksiniz o zaman alternatif olduğunuzu millette kabul edecek, sıkıntılarımızı dinliyor diyecek. Birinci tur olmasa bile ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksınız. Bırakın yapay gündemlerle uğraşmayı, kaşıkçı kavgasını yapmayı. Ondan sonra vatandaş diyor ki bu muhalefet AKP'ye çalışıyor. Haliyle öyle oluyor yani ne yazık ki.